Behlül Dane, yine bu Abbas'ın Harun Reşid'e yeni bir şeyinde beni sordu. Dedi, ey halife de sana 3 tane sualim var dedi. Yer üstünde en fazla olan nedir? Yer altında en fazla olan nedir? Gökyüzünde en fazla olan nedir? Harun Reşid de şu cevabı verdi. Yeryüzünde en çok olan canlılardır. Yer altında en çok olan mevtalardır. Gökyüzünde en çok olan da kanatlılardır. Kelebekler, kuşlar vesaire. Behlül Dani ise manidar bir şey bakarak şu mukabele bulundu. Hayır ey halife. Sen işin zahiri tarafını görüyorsun. Hakikatini göremiyorsun. Gerçek şu ki yeryüzünde en çok mevcut olan şey tamahlardır, hırslardır, ihtiraslardır. Enaniyetlerdir. Kıskançlıklardır. Bitmek tükenmeyen, bitmeyen nefsani arzulardır. Yer altında en çok olan ölülerdir dedin. Yer altında en çok olan da ölülerden çıkan eyvah vah vah keşkelerdir. Gökyüzünde neler var? Kanatlardır dedim. Gökyüzünde de en çok gökyüzüne çıkacak olan amel-i salihlerdir. Velhasıl hayat kefen ile kundak arasında kısa bir yolculuk. Ömür beşik ile teneşir arasında bir zaman tüneli. Kalbin sanatı bir avuç dünya olan bu fani sermayeyi büyük ebedi bir kâra döndürebilmekte, ahiret saatine döndürebilmekte. Kalbin sanatı bu kanallık, bu metcezirlerle dolu dünya tünelinden salih amellerin kandilleriyle takva sabırla geçip bu kısa yolculuğun menzili maksuduna, yani cennetin selamet limanına kavuşabilmektir.